Allah ne sosu? Şey kavurmayı mı diyorsun? Soslu başlangıç ya. Ha, sosu. Arkadaşlar bizim puanımız size 5. 5. Ama sizin de ilk günün stresini de anlayabiliyorum. Aynen. İlk günü yani, böyle oldu. Ya, ben de ben de geçen hafta bunları yaşadım. Anlıyorum ama balıkta dediğim gibi yani. Olmamış. Ama burada balık yaptım ben. Olma. Kırmızı takım olarak adaletli puan verdiğimizi düşünüyorum. Evet, var mı kırmızı takıma söyleyeceğiniz bir şey? Dilan'a var mı söyleyeceğiniz bir şey? Sağ olsun, teşekkür ederiz. Bugün yeşil takım hak ettiği puanı aldı. Kendileri daha yüksek puan almayı bekliyorlardı. Bence değildi. Balıkla alakalı Tolga bence gereken açıklamayı yaptı diye düşünüyorum. Onlardan daha yaratıcı, daha balığı en iyi şekilde işlenmiş hale getirmeleri beklenirdi. Bence bu puanı hak ettiler. Murat? Benle teknik anlamda, gerçi şurada iki tane arkadaş var zaten hani. Mantıklı yorum yapınca ben demiyorum ki dünyanın en iyisi benim. Ben adamın dediğini dikkate alırım zaten, hani onu uygularım. Buraya geldiklerinde de mesela bir şeyler söyle, mantık çerçevesinde yorum yapan insanı dinlerim ben. Ha, bazı insanların neden yükseliyorum ben? Çünkü saçma geliyor Öykü Hanım. O yüzden hani bazen cevap bile vermiyorum. Genel itibariyle zaten sessiz takılıyorum gün içerisinde. Aç bakıyorum nasıl çalışıyorlar. Mantıklı hani teknik anlamında konuşan insanlar, hani mesela açsaydın tavada cızbız yapsa, bu mantıklı bir şey bence. Hani yapabilir miydim? Olurdu ama ben de o şekilde düşünmedim. Çünkü balık eti az diye geldi. Hani ama düşünülebilir bir şey sonuç olarak. Ama bazı arkadaşlar konuşuyor, cidden hani verilecek bir cevap yok. Ve hani akademi diyoruz ya, abi bana bir şey katın o zaman siz de, anladınız mı? Hani ben size nasıl bugün 7 kere beğendiğini tarifini anlattım, toplamda 7-8 kere. Siz de bana bir şey anlatın, bana katın yani. Teşekkürler. Murat, bunu ikinci kez söylüyorsun. Belli ki ciddiye aldığın bazı yarışmacılar var. Ya, almadıkların var. Var. Çünkü Öykü Hanım şey olarak arkadaşlar mesela. Şimdi bu adam bana bir şey katıyorsa ben bu adamla realde de arkadaş olurum. Sizin de öyledir mesela. Bu yani çıkarış sohbete yani. Hani çıkar amaçlı ya da boş bir sohbete ben dahil olmak istemiyorum genel itibariyle. Bu yaşantım bu çünkü. Ama örnek vereyim, buradaki arkadaşlarımdan bazıları bana bir şeyler katıyorlar. Mesela şef de ben mesela en son elemede ilk defa o pazı sarmasını yaptım levrekli. Ve Arda Şef bana dedi ki iç harcı gerçekten güzeldi. Mesela balın nasıl pişirilmesi gerektiğini anlattı. Sulu sulu olduğunu belirtti mesela. Ben bunları düşünüyorum, uygulamaya çalışıyorum zaten. Zaten elemelerde de iki haftadan beri en iyi tabak diye geçiyorum. Geri geliyorum, orası ayrı da. Elemelere de giriyorum hani. Hı hı. Orada da yırtınıyorum mesela, düşünüyorum da. İlk defa yaptığım ürünlerin de hani arkasında durmaya çalışıyorum. Çünkü bakıyorum. Burada bazen harbi soğuyorum yani. Hani bana dese ki Murat hani şu şekilde, hani şunun yanına şu yakışırdı ya da hani mantık çerçevesinde tekniğin yanlıştı kardeşim, bunu böyle yaptın dese ben teşekkür ederim. 4, 5, 6, 7 puana saygı duyuyorum da abi bazı iki haftadan beri bir takım diyor ki 10 numaraydı, efsaneydi, şu şey güzeldi, puan 4, 3. Birisi de diyor ki kötüydü, fazla pişmişti, işte cıvıktı, puan 8. Tutarsızlık var yani. O yüzden ben hani bazı arkadaşlara gergin yaklaşıyorum. Tebrik ediyoruz. Teşekkür. Umduğunuz gibi mi oldu bilmiyoruz. Umduğumuz gibi oldu. Kaç puan aldık? 12, 4, 16, 20. Umduğumuz gibi oldu. Bu havada iyi puan. Bu havada başlangıç için fena tabii değil. Tabii iyi puan. Ya Murat bazen özür dilerim. Murat üzülme bak. Üzülme. Dandan değilsen bir çizgisi yürüyesin. Aşılışı 20 puanla yaptık arkadaşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.